hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli gençler, basınımızın değerli temsilcileri, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, bütün teşkilat yöneticilerimiz, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz ve çok değerli dava arkadaşlarım. Bugün burada olmaktan büyük bir mutluluk ve heyecan duyduğumu ifade ederek her birinizi ayrı ayrı saygıyla, sevgiyle selamladığımı ifade etmek isterim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi her gittiğim yerde ki hemen hemen her hafta bir şehirde bir belediye başkanımızı varsa ilçe belediye başkan adaylarımızı açıklamak üzere bir program yaptık. Kamuyla paylaşmak üzere bir program yaptık. Ve buradan istifade uzun bir zamandır Anadolu'yu gezmeme rağmen sizlerle birlikte tek tek yani 2,5 yıl hiç ara vermeden tek tek esnaf dükkanlarına girip onları dinleyip onlar oralarda, o dükkanlarda rastladığımız dert sahiplerini daha sonra mecliste milletin kürsüsü adı altında organize ettiğimiz bir sistemle kamuoyuna, onların sesiyle o dertleri duyurduğumuz bir süreç yaşadık. Hepimize çok faydalı oldu. Ama pandemi nedeniyle teşkilat mensuplarımızla maalesef bir araya gelip konuşabilme imkanını bulamadık. Yani seçmen veli nimettir. Hala öyledir bizim gözümüzde. Seçmenimizi önceledik. Ama bu arada o seçmenle bizleri buluşturan, o veli nimetimizle bizi yan yana getiren cefakar, çilekeş teşkilat mensuplarımızla, partimizin gönüldaşlarıyla, dava arkadaşlarımla bir araya gelemedim. Bunun yani COVID nedeniyle binalara giremedim. Dolayısıyla bunun çok büyük bir eksikliğini zaman içerisinde gördük. Onu da gidermek anlamı şöyle bir program yapıyorum. İşte giriyoruz o şehre. İl teşkilatımıza gidiyoruz. Binamızda bir çay içiyoruz. Ondan sonraki fasılda önce şimdi burada bildiğim kadarıyla 3 mü 4 şehir mi var? 5 şehir var. Yani teşkilatları var. İlçe başkanları ve il başkanlarımız var. Yani ekstra insan yok. Ve bu arkadaşlarımızla önce özelden bir dertleşme, onları dinleme ağırlıklı bir program yapıyorduk. Sonra da kamuya açık, basına açık, Türkiye'ye de iletmek amaçlı, Türk milletine iletebilmek amaçlı bir toplantı tertip edip sonra da adayımızı ilan ediyor idik. Fakat sonra bu toplantı, özel toplantımız uzayınca kalabalık toplantımızın, kamuya açık toplantımızın o salonu şereflendiren kardeşlerimizin beklememesi için bu Eskişehir'de önce bu toplantıyı daha sonra da özel toplantımızı yapacağız. Ben teşkilatları çok önemseyen bir siyasetçiyim, çok önemseyen bir genel başkanım. Aldığım terbiye, bir il başkanının kız kardeşi olduğum için aldığım siyasi terbiye teşkilatlarla yol yürümektir. Teşkilatların çok önemli olduğu bir inançtır. Çünkü o bulunduğunuz yerlerde siz eğer milletvekili arkadaşlarımızla da yaptığımız toplantılarda söylüyorum, siyasi partilerin bel kemiği teşkilatlardır, o partinin bel kemiği gönül verenlerdir, o gönül verenler de o siyasi partinin patronlarıdır. Hani seçmen veli nimet ya, onlar da veli nimettir. Ve eğer ben dahil bulunduğumuz şehirlerde kendi başımıza hür, bağlantısız, kimseyle irtibat kurmadan bağımsız aday olup seçilebiliyorsak o kişinin
bir siyasi partiye ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla bir bağlılık hissetmesi de gerekmez. Ama hangi imkanlara sahip olursanız olun, sandığın başında beklemekten tutun, broşürünüzü dağıtacak bir ele, kapının zilini çalıp sizi anlatacak bir dile ihtiyacınızı sağlayan, onu gideren kimdir? O siyasi partinin teşkilatlarıdır, mensuplarıdır. Dolayısıyla İYİ Parti'nin bir hikayesi var. O hikayeyi zaman zaman unutuyoruz. Çünkü çok şey yaşadığımız için zaman zaman unutuluyor ve zaman zaman çok olağan bir işmiş gibi geliyor. O nedenle İYİ Parti'nin hayat hikayesini, hayat bulma hikayesini gittiğim her şehirde anlatıyorum, anlatmaya devam edeceğim. Ondan sonra da gelecek planlarımızdan bahsedeceğiz. Yani başka konularda konuşmayı bitirdik. Dün dünde kaldı cancağızım, yeni şeyler söylemek lazım noktasıyla yol yürüyeceğiz. Ama unutmayacağız nereden geldik ve onun için nereye gitmemiz lazım. Biz bu ülkede demokrasi için gerçekten çalışmış, çarpışmış, kavga etmiş ve bedel ödemiş insanlarız. Birinci aşaması bu işin. İkincisi, hukuki katliamlarla, hukukun sopa gibi tepemizde kullanıldığı, hukukun bir, yani adaletin tam tersine insanlara saygı gösteren, onların hakkını, hukukunu gözeten bir kavram olmaktan çıkarılıp, tam tersine bizim gibilerin kafasında sopa olarak kullanıldığı bir süreci hep birlikte geçirdik ve o süreçte kimse yılgınlığa kapılmadı. Kutuplaştırmanın öne geçtiği ve siyasetçilerin normalde seçmenin karşısında hazır oldu olması gerekirken hiç emek sarf etmeden şuculuk buculuk üzerinden pek bir kolaj, kimi kola kutusu diyerek, kimisi ceketini asarak oy aldığı ve seçmenle irtibatın neredeyse sıfıra düştüğü, onun derdinin dinlenilmediği, onun derdine çare olunmadığı, tam seçime giderken iktidar tarafından zamların yapıldığı, onun yapıldığı, bunun yapıldığı, o arada işte aman Türkiye dış güçler şöyle, burası böyle, işte şunlar şucuymuş, bunlar bucuymuş diyerek komşunun karşısına dikildiği bir düzeneyi seçmeni çırak çıkarttı ve bu milleti böldü. Bu bölünmenin siyasi bir bölünme anlamında diyemeyeceğimizi, ama daha önemlisi inançlar, değerler ve önem verilen konular üzerinden manevi manada bölündüğü, yani etnik aidiyet üzerinden bölünemeyen Türkiye'nin değerleri üzerinden paramparça edildiği ve bu ülkenin yarınının çok parlak olmadığını söyleyen arkadaşlarımız, bir, yani bu iki sıkılmış yumruğun arasına sıkıştırılan bu seçmenin nefes alacağı bir üçüncü seçenekle buluşturulması gerektiğini, bunun çok zor olduğunu, yani kolay bir iş olmadığını, her türlü üçkağıtla, her türlü zorlukla, her türlü düzenekle, haksızlıkla karşılaşacağımızı bildiklerini, ama bunu bu ülkeye bu üçüncü bir nefes alma alanının, yani burasının dışında nefes alma alanının sağlanması gerektiğini söylediler. Bulduğumuz çözüm de bu 2019 yerel seçimlerinde Sayın Erdoğan'ın çok önem verdiği İstanbul başta olmak üzere bazı büyük şehirlerin kazanılması, yani biz yaparız, biz de yaparmışız dedirtmekti, ama ana hedefimiz
2023'te bu benim ücube sistem dediğim partili cumhurbaşkanlığı sistemini değiştirecek iradeye sahip, bunu iddia eden, bunun sözünü veren bir cumhurbaşkanını seçmek ve parlamenter demokrasiye yeniden onun da arızalarını gidererek, hukuk ve demokrasideki eksiklerini gidererek onu 21. yüzyıla uygun olarak tahkim etmek ve oraya geçmekti. Sabana bıraktınız. Tarlanızın sınırına gelmesini beklemediniz. Sabana'ya koştunuz. Allah bir kere daha olsun. Allah her birimizden bin kere razı olsun. Dolayısıyla biz kimimizin cevabını umuyorum vermişimdir. Biz bu ülke için istikbalini, geleceğini, terini, gerekirse çoluğunun çocuğunun istikbalini kaybetmeyi göze alanlarız. Şimdi evet, gelirsek, yani biz buyuz. Fedakar, kendinden vazgeçen insanlarız. Ülkesi için, milleti için. Şimdi bir seçim oldu. Dediğim gibi keşke 2023'ü kazanabilseydik. Şu suçludur, bu suçludur demeden hepimiz mesuliyetlerimizi üzerimize aldık. Bizim çözümümüz bu kutuplaştırma, bu mecbur bırakılan İttifaklar siyasetinin dışına çıkıp, işte ekonomiyi de doğru düzgün konuşacak. Emekli maaşlarını, mesela bilir misiniz, emekli maaşlarını söyleye en azından tek halini, aşağıdakinin tek haline getiren biziz. Sebebini söyledi. Bir gittik dükkanlarda, gördük ki 5 tane emekli maaşı var. 5 ayrı emekli maaşı var. Şeyi saymıyorum. Emekli sandığını saymıyorum. SSK'nın ve Bağkur'un 5 ayrı emekli maaşı var. Bunların tek hale getirilmesini ve asgari ücret seviyesine çıkarılmasını öneren biziz. Emeklileri getirip meclis grubunda konuşturup iktidarın dikkatini çeken biziz. Bir noktaya getirildi ama sonra adam seçime giderken verdi. Sonrasında da 3 katla geri aldı. Şimdi biz işte bu saçma tartışmaların dışına çıkabilirsek, biz bu ülkeyi çıkarabilirsek, belediyede de rekabeti, mecliste de rekabeti, seçmen adına seçmenin yanında rekabeti ortaya koyduğumuzda çırak çıkmak yerine siz de bize, yani vatandaştan bahsedeyim, sizler gibi seçmenimizle bu manada konuştuğumuzda seçmeni bize, seçmenin gözünü, milletin gözünü bize çevirdiğimizde o zaman seçmenimizin çırak çıkmadığını, milletimizin çırak çıkmadığını, sesimizin duyulduğunu göreceksiniz. Bu ne demek? Bu şu demek. Biz milletimiz için her şeye razıyız demek. Ey Atatürk! O günkü o çok konforluydu. Bu arada saraydan da bir kız alma ihtimali çok yüksekti. Çok konforluydu. Onun yerine konforu bırakıp Samsun'a çıkıp ondan sonra yaşadıklarını bedelini alırsa, yapmasaydı bugün nasıl bir Türkiye'de olurduk? Bazılarına göre muhtemelen bunun daha iyiymiştir de bizim için değildir. Bazılarına göre Türklerin tırnak için cesetleri, Suriyelilerin tırnak için maaşları Türklerinki kokuyor ama Suriyelilerin maaşı kokmuyor diyenler açısından belki Yunan daha iyi olurdu ama bugün bu ülkede canımız istediği gibi gezebiliyorsak o riski göze alanların ve kellesiyle top oynayanların sayesindedir.
Dolayısıyla hazırlıklarımız tam, kadrolarımız muhteşem. Ama o ittifak siyasetinin içinde kayboldu gitti. Kayboldu gitti. Çünkü ittifakın kendi içinde mecbursun kendini anlatabilmek. Bu sefer anlatmaya kalktığın zaman suç işledin. Her ikisi için de söylüyorum. Yani hem Cumhur hem de Millet İttifakı için. İttifak siyasetin kendisi için söylüyorum. Her ikisi de aynı. Mesela netice itibariyle Sayın Bahçeli'nin bir açıklaması var. Biz biriz ve iç içeyiz diye. Biz biriz ve iç içeyiz diyemediğimize göre biz hür, bağımsız, müstakil bir siyasi parti isek, çok bedel ödemiş insanların bir araya geldiği bir yapıysak, millet için her şeyi göze almaya razı insanlarsak, aynı zamanda serden geçti ruhundaysak, aynı zamanda bu millet için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırsak, bu riski de göze alıyoruz. Tartışmaya açık bir konu artık değildir. Bizim bu seçimlere kendimizin ne olduğunu anlatmak ve Eskişehir başta olmak üzere bu şehirlerde seçim kazanmak ve bu seçimin sonucunda yaptığımız icraatlarla partimizi 2028'de iktidara getirmek gibi bir hedefimiz var. Bu hedefle ilgili olarak elbette zorluklar çekeceğiz, elbette iftiralara uğrayacağız, elbette hakaretler yiyeceğiz, elbette yani ince kıyma yapmaya çalışanlar olacak ama vız gelecek, tırs gidecek. Çünkü biz alışkınız. Şimdi Aliye İzzet Bedeviç'i tanırdım. Şeyi de yani rahmetli Elçi Bey'i de çok yakından tanırdım. Yani çok yakından tanırdım. Yani idollerimden biriydi. İdman Dağı altından Bosna'ya gidenim ben. Yani o dağın altındaki tünelden Bosna'ya bir grup kadına gidelim ben. Dolayısıyla oradaki kadınların rahmine kedi ve köpek cemini konulduğunu görelim ben. Dolayısıyla Suriyelilerle o sığınmacılarla bizi aynı zamanda evladı Fatiha'nın bir tutan anlayışı sadece onu ortadan kaldırmak ve Suriyeli kardeşlerimizi gayet mutlu bir biçimde ülkelerine geri göndermek için bile bu ülkenin demografisinin değişmesinin önüne geçmek için bile biz iktidar olacağız. Olmak zorundayız. Dolayısıyla demişti ki düşmanına ve öldüğün zaman değil, düşmanına benzediğin zaman savaşı kaybedersin. Şimdi çok komik şeyler yaşadık şu hür müstakil gidiyoruz dediğimiz dönemde. Aynı sözleri farklı el birbirinden nefret edenlerden duyduk. Gerçekten komediydi. Bir taraf diyor ki AK Parti'ye yanlıyorlar. Evet yapıyor birileri. Öbür taraf diyor ki zaten bunlara güven olmaz. Şey arttırıyorlar. El arttırıyorlar. Yok. Şimdi ne kadar derin bir nefret varmış. Bir FETÖ'cü eksikti, o da tamamlandı. Kaçak bir FETÖ'cü diyor ki biri Londra'dan, birisi Washington'dan, birisi Stockholm'dan konuşuyor. Diyor ki 2018-2019 sırasında Sayın Erdoğan
Vallahi benimle konuşmamış, benim adım geçmiyor. İyi partili biriyle diyor. Siz misiniz? Konuşmuş. Demiş ki FETÖ'ye gidin, el sıkışalım. Anlaşalım. Tayyip Bey bizim partimizden FETÖ'yle el sıkışmak için yardım istiyor. Hale bakın. O kadar çok adlı şey duydum ki bu üstüne tüy dikti. Ve kabul etmemişler durumu. Sadece bu bile, sadece bunlar bile, bir aydır yaşadıklarımız bile, sadece bu bile yan gelip yatan Osmanlıların ayağa kalkıp çalışmasına vesile olmamızın şart olduğunu ortaya çıkarıyor. Arkadaşlar alışmış. Sokağa gittiğimiz zaman bir taraf elini uzatan arkadaşımıza elini seni sıkmıyorum. AK Partili arkadaşlardan bahsediyorum. Sıkmıyorum, sen HDP'nin HDP PKK'nın elini sıkıyor. PKK'nın elini sıkanın, elini sıkanın, elini sıkıyorsun. Hale bakın. Ben onun için senin elini sıkmıyorum diyor bir alan. Öbürü bambaşka şeyler söylüyor yine. Aynı yoldan bedeli İYİ Parti ödüyor. Sopayı İYİ Partililer yiyor. Hakareti onlar işitiyor. Sonra Eskişehir'de sadece tek bir belediye meclis üyesi oluyor. Bunların hiçbir menfaat değildi. Tekrar söylüyorum. Hiçbir menfaat değildi. Ama seçimi kazanmakta İttifak sisteminin başarılı olmadığını gördük. An itibariyle rahmetli Elçi Bey'in dediği gibi özü başımıza, yalnız başımıza seçime gideceğiz ve göreceğiz. Melih, boyun kaçmış, boyun kaçmış, kilon kaçmış, hep beraber göreceğiz. Bu arada benim boyun kaçmış, kilo kaçmış, hep beraber göreceğiz.